Ben bu haberi şimdi size nasıl sunacağım? Gerçekten hiç popülist davranmayacağım. Hiç de duygulara oynamak gibi bir niyetim yok. Gözümden yaş akmadan bu haberi ben izleyemedim haber merkezinde. Siz de izleyemeyeceksiniz. Ramazan ayı, bereket ayı, paylaşma ayı. Peki bu ülke neden bu hale geldi? İki kadın, iki anne, iki yaşlı insan bu pahalılıkta suratımıza öyle bir tokat vurdu ki biz sarsıldık da yönetenler o tokatı hissetti mi? Gözünüzden yaş akmadan umarım izlersiniz ve o tokatı umarım yönetenler hisseder. İki anne. Ben bunu şimdi 100 lira Kur'an'ı getirin el basayım elden aldım. İlacımı bulamadım, ilaç almaya geliyorum. Kirada oturuyorum. Çocuklarım ancak kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti, daha benim evime kurban bayramı et girmedi, et. Ekmeğe şuraya koy da mis gibi geliyor. Affedersiniz bidenin kokusu ama alamıyorum. Çöpün kenarındaki ekmeği aldım da üstündeki karıncayı süpürüp çocuklarıma verip de okula saldım. Tamam mı? Okula saldım. Defter bulamadım, kalem bulamadım. Geri geldik caminin kapısına oturdum o bebeleri büyütmek için. Evet. Şimdi bime girdim bir tane zeytin alamadım. Neden? 140 lira. Bir yağı alamadım. Neden? 250 bin lira. Yağın başına varılmıyor. Ben ne yiyeceğim, doğruş tutacağım. Bizi bu hale getiren devlet utansın.